Evet, değerli basın mensupları, değerli Şişliler, hepiniz hoş geldiniz. Bugün burada arkamda gördüğünüz bu alan için toplandık. Tam şu arkamda gördüğünüz bu boş alan için toplandık. Burası bizim Şişli'nin Kanal İstanbul'u diye tanımladığımız, rezerv alan ilan edilen 24 bin metrekarelik bir alan. Şişli'nin Kanal İstanbul'u diyoruz. Bu sese dikkat edin. Bu ses, tam bu duyduğunuz ses aslında Şişli'ye saplanmak istenen hançerin öncü sesleridir. Şişli'nin Kanal İstanbul'unun yapılmak istenen projenin öncü sesleridir. Fakat ben öncesinde bu sürece ilişkin bazı belgeleri göstereceğim. Sonra toplantıya devam edeceğim. Bakın, burası 2021 yılında deprem yasaları kullanılarak, yani depremden sonra çıkmış bu kentin daha dirençli hale dönüşmesi için, depreme dayanıklı konutlarda oturmamız için çıkarılmış yasalar kullanılarak rezerv yapı alanı ilan edildi 2021 yılında. Şuradaki imzaya dikkatinizi çekiyorum. Bu imza bugün Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'un imzasıdır. Bu 4 futbol sahası büyüklüğündeki bu boş alanı rezerv yapı alanı ilan etti. Vatandaşların açtığı hukuki mücadele, belediyemizin açtığı hukuki mücadele burayı kazandı ve bu rezerv yapı alanı iptal edildi. Sonra tekrar, İstanbul bu tecrübeye çok hakimdir, 2022 yılında yine imzayı gösteriyorum, Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'un imzasıyla yine aynı alan, sanki hiçbir iptal yokmuş gibi yine rezerv alan ilan edildi. Bu evraklardan sonra esas yapılmak istenene gelelim. Şimdi burayı rezerv alan ilan ederek aslında ne yapılmak isteniyor sevgili arkadaşlar? Bakın, yapılmak istenen şey bu. Yapılmak istenen şey bu proje. Hatta fotobloğunu da alayım elime. Yapılmak istenen şey 270 bin metrekarelik bu kentin merkezine bir hançer saplamak. Bu kentin merkezine otel, rezidans, AVM, konut, günlük sirkülasyonu 100 binin üzerine geçen, bir mahalle kadar nüfusu buraya getirecek olan, sadece Şişli değil, İstanbul'un trafiğine, İstanbul'un merkezine, İstanbul'un bütün konularına ilişkin gerçek bir krize sebep olacak bir proje yapılmak isteniyor bu imzalarla, bu projelerle. Dolayısıyla yapılmak isteneni biliyoruz. Şişli'ye yapılmak istenen budur. Biraz önce gösterdim evraklarla. Bu duyduğunuz ses bunun öncüsüdür. Bu duyduğunuz ses bu ihanetin, bu Şişli'nin, Kanal İstanbul'unun, bu hançerin öncü sesidir. Fakat Şişli ne istiyor? Yani vatandaş ne istiyor? İstanbul'un, Şişli'nin, vatandaşın, yurttaşın talebine burada neyi istiyor? Bakın, sayısız basın toplantısı yapıldı. Kent konseyleri basın toplantısı yaptı. Vatandaşlar tepki gösterdi. Pek çok şeye tanık olduk bu süreçten sonra. Bakın, Şişli'nin istediği şey de bu. İstanbul'un istediği şey bu. Burada Yuvam İstanbul var, burada kent lokantası var, burada deprem toplanma alanı var, burada 24 bin metrekarelik bir açık alan var, burada gençler için spor alanı var, burada çocuklar için park alanı var. Şişli'de kişi başı düşen yeşil alan 1 metrekarenin altında, açık alan 1 metrekarenin altında. Çocuklar evlere hapsolmuş durumda, kadınlar evlere hapsolmuş durumda, insanlar evlerine hapsolmuş durumda. Burada spor alanları var, burada insanların birbiriyle tanışabileceği bir kamusal alan var. Burada otopark var. Burada 2000 araca yakın detaylı zemin altı bir otopark projesi var. Şişli bunu istiyor. Halk bunu istiyor. İstanbul bunu istiyor. İstanbul istediği proje budur. Fakat şu iki fotoğrafı yan yana özellikle koyuyor. Bakın, yapılmak istenen ve İstanbul'un istediği, Şişli'nin istediği. Şimdi bu iki fotoğrafı iyi bakalım. Biri rant, biri halk. Biri karanlık, biri aydınlık, biri peşkeş, biri kreş, biri beton, biri yeşil, biri talan, biri plan. Bakın, biri zulüm, biri bilim, biri gaddarlık, biri insanlık. Ama en önemlisi, net söyleyeyim, biri Murat Kurum, biri İmamoğlu. Şimdi buradan
Tek sorun var. Buradan gerçekten tek sorun var. Bu ilan, bu proje, bu evraklar, bu imza, bu gördüğünüz projeyle Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Şişli'nin ve İstanbul'un hangi deprem sorununa ve hangi deprem yarasına ilişkin çözüm üretiyor? Bu işle. Bu soruyu soruyorum. Eğer bir çözüm üretmiyorsa İstanbul'a ihanet etmeyi ne zaman bırakacaklar? Talimatla imza atarak ihanet etmeyi ne zaman bırakacaklar? Ve aslında bir sorum daha var. O da İstanbulluya. Yani halk için çalışan İmamoğlu'na mı oy vereceksiniz? Rant için talimatla imza atan Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'a mı oy vereceksiniz? Hiç unutmayalım. 16 milyonun rızkını bir avuç insana yedirmeyeceğiz. Ve İstanbul'u hiç unutmasın. Demokrasilerde halkın oyu bütün oyunları bozar arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun geldiğiniz için. Hukuksal süreçlerden bahsetmiştiniz. Eylemlere, işte STK'ların yaptığı toplantılara rağmen şu an burada bu inşaat sesi duyulmaya başladı. Bundan sonraki şu anki hukuki süreç ne? Siz nasıl bir süreç devam ettireceksiniz bu başlayan inşaatın ardından? Bunun bütün siyasi savunuculuğunu ve tüm takibini en üst yerden yapacağız. Hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kazandığımızda yapacağız, hem Şişli Belediyesi'ni kazandığımızda devam ettireceğiz. Şu anda bakanlık ütesinde yürüyen bir süreç var. Bakanlığın buraya bir iksar ruhsatı verdiğini biliyoruz. Bunlar da onların gürültüsüdür. O işlerin gürültüsüdür. O hançerin ilk sesleridir bunlar da. Bunun takipçisi olacağız. Ama sonda söyledim, yine söylüyorum. Demokrasilerde 16 milyonun oyu bütün oyunu bozar. Oyu bütün oyunları bozar. Biz oyunu bozmak için hem bunun siyasi takipçisi hem de bütün hukuki takipçiliğini yapacağız. Vatandaşımıza anlatacağız ve bunu burada yaptırmayacağız.